Sağlıklı bir günden iyi akşamlar. Evet, haftanın son çalışma günündeyiz. Bütün bir hafta çalıştık, yorulduk. Önümüzdeki bir iki gün çok güzel dinleneceğiz, bütün yorgunluğumuzu atacağız. Ama biz bugün sizler için kronik yorgunluğu konuşacağız. İlk önce tanıtımımızı izleyelim. Genel güçsüzlük, çabuk yorulma ve konsantrasyon bozukluğu olarak ifade edilen yorgunluk sık görülüyor. Ve iş performansını, aile yaşamını, sosyal ilişkileri olumsuz etkiliyor. Özellikle son yıllarda yoğun ve stresli çalışma hayatı, modern yaşamın kendine has yüksek temposu, eğitim ve diğer alanlardaki gelişmeler sonucu çocuk yetiştirme konusunda karşılaşılan güçlükler kronik yorgunluğa zemin hazırlıyor. Özellikle kadınları etkileyen kronik yorgunlukla ilgili merak ettikleriniz, Sinem Güven'in sunduğu Sağlıklı Bir Gün'de yanıt buluyor. Sağlıklı Bir Gün başlıyor. Bugün benimle birlikte olan konuklarım iç hastalıkları uzmanı uzman doktor Sayın Ayça Kaya ve psikiyatrist uzman doktor Sayın Yavuz Atış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Bomba gibiyiz. Şahane, ne güzel, işte istediğim cevap buydu. Yorgun değiliz değil mi? Kesinlikle hayır. Bugün kronik yorgunluğu işleyeceğiz. Aslında pek çok insan bu dertten müzdarip. Ama isterseniz bize gelin önce bir açılımını yapın. Kronik yorgunluk nedir? Şimdi tabii ben bir iç hastalıkları uzmanı olarak, Yavuz Bey de bir psikiyatrist olarak bunu ele alacak. Evet. Çoğu zaman hani Türk toplumunda çok yaygındır. Örnek bir halsizlik olur, yorgunluk olur, saçından bir tane taş düşer. Hep ne derler? İşte morali bozuk ondan oluyor galiba derler. Ama kişinin moralinin bozukluğundan öncelikle bazı metabolik hastalıklarda kronik yorgunluk ve halsizliğe neden olabilir. Burada çoğu zaman kişinin kendini güçten, dermandan kesilmiş olması, çoğu zaman bir işi yapacak kadar takatinin, gücünün bulamaması gibi semptomlar olabilir. Burada metabolik hastalıklar serinde biz özellikle kansızlıkta, tiroid bezlerinin az çalışmasında, insülin direnci, hipoglisemi dediğimiz şeker düşmesi durumlarında ve bazı vitamin eksikliklerinde kronik yorgunluğu ve halsizliği sık görüyoruz aslında. Özellikle ben burada kansızlığın üzerine durmak istiyorum. Çünkü gerçekten kadınları çok sık etkileyen bir durum bu. Ve her neredeyse 10 kadının 8'inde kansızlık mevcut. Ve çoğu zaman bizim Türk kadını kansızlığı bir alın yazısı olarak görüyor. Bana gelen hastalarda da bazen konuşuyorum. Diyorum ki bakın sizde biraz kansızlık var diyorum. Aa doktor, ama geçen sene de vardı falan şeklinde hasta giriş yapıyor. Ama bu bir alın yazısı değildir. Kansızlık aslında çok önemli bir semptomdur. Tıpkı ateş yüksekliği gibi. Nasıl ateşiniz çok çeşitli nedenlerden yükselebilir. Mesela bir sinüs iltihabından, bir bağırsak iltihabından, bir akciğer iltihabından ateşiniz yükselebilirse kansızlık da işte demir eksikliğinden, kronik hastalıklardan veya kemik iliğinin yeteri kadar kan yapmamasından kaynaklanabilir. Hani kansızlık sorunu varsa öncelikle bunun nedenini bulmak gerekiyor. Ve bununla ilgili araştırmalar da yapılması gerekiyor. Bunu tabii program ilerleyen zamanlarında daha detaylı zaten konuşabiliriz. Çünkü kansızlık deyip önemsememezlik etmeyelim. Altında çok daha önemli sebepler çıkabilir. Çıkabiliyor ve kronik yorgunluğun en büyük nedenlerinden biri kansızlık. Hani şöyle düşünmek lazım aslında burada. Bir araba düşünün. Bu araba neyle gidiyor? Benzinle gidiyor. Benzin olmazsa ne oluyor? Araba gitmiyor. Vücudumuzda neyle besleniyor? Kanla besleniyor. Kanımız olmazsa biz de gitmiyoruz. Evet, hiçbir yere. Yorgun hissediyoruz. Koltuklardan, yataklardan kalkmak istemiyoruz. Peki de psikolojik açıdan baktığınız zaman siz yorgunluğu nasıl tarif ediyorsunuz? Aslına bakarsanız hani yorgunluk hem psikolojik hem de nörolojik bir semptom olarak görülebilir. Ama burada kastettiğimiz kronik yorgunluk pek çok sistemik hastalıkta olabilir. Psikiyatrik hastalıklarda da görülebilir. Bir de kronik yorgunluk sendromu denen bir rahatsızlık var ki o bir hani sebebi çok bilinemeyen bir hastalıklar kümesi. Yani hani doktor hanım kansızlığın sık olarak kronik yorgunluğa sebep olduğunu söyledi. Bir de hani sebebini bilemediğimiz bir takım hastalıklar var ki kronik yorgunluk sendromu başlığı altında toplanıyor. Bu biraz daha bilinmez bir hastalık. Evet. Çünkü sebebini bilemiyoruz. Elle tutulur bir laboratuvar bulgusu yok. Bu hastalar daha çok hani psikiyatriste
sebebi bilinemediği için, laboratuvarla ortaya konulamadığı için acaba psikolojik mi diye gönderilebilirler. Evet, biz bilemediğimizde doktoraya gönderiyoruz. Evet, gönderiyorsunuz o aşamada. Aslında tekrar baştan... Siz de tekrar açığını gönderiyorsunuz. Şu testleri. Yok. Siz organik testleri yaptıktan sonra ve bunu teyit ettikten sonra ve bununla ilgili bir metabolik rahatsızlık bulmadıktan sonra hani bir psikiyatri uzmanıyla bu durumu görüşmeniz gerekiyor diye hastayı psikiyatriste refer ediyoruz. O aşamada siz neler yapıyorsunuz? Evet, eğer hani kronik yorgunluğun altında yatan bir organik sebep bulunamadıysa ve bu bir kronik yorgunluk sendromu değilse, kronik yorgunluk sendromu çünkü hani dediğim gibi çok sebep bilinemeyen bir sendrom ve o da psikiyatrik rahatsızlıklarla sık olarak karıştırılabilir. Eğer organik bir etiyoloji bulunamadıysa ve bize geldiyse eşlik eden bir psikiyatrik hastalık var mı yoksa tamamen bir psikiyatrik hastalık mı bu tablo diye değerlendiriyoruz. Kronik yorgunluklarda pek çok kronik hastalıkta olduğu gibi işte bir astım hastalığından bir kanser hastalığına kadar, kansızlığa kadar depresyon eş zamanlı olarak bulunabilir bu hastalarda. Ya da sebep olabilir. Yani bunun ayrımını yapmak için tabii hastayla iyi bir klinik görüşme yapmak lazım. Evet. Peki bu kronik yorgunluk hangi psikolojik sorunlara sebebiyet veriyor olabilir? Aslında ne çıkar yani daha çok? Bu hastalarda sıklıkla yani yarısından fazlası hatta depresyon eşlik eder. Somatoform bozukluklarla karışabilir. Ancak hani farklı tablolar tabii. Kronik yorgunlukta bir yorgunluk vardır ama somatoform bozukluklarda, somatizasyon bozukluğunda yorgunluktan ziyade ağrı yakınması vardır. Kronik yorgunlukta da kas ağrıları vardır. Ama orada hasta güçsüzdür aynı zamanda. Somatoform bozukluklarda bir güçsüzlük, bir halsizlik, dermansızlık yoktur. Ama sık olarak karıştırılan aslında depresyon. Depresyonda da çünkü bir halsizlik, bitkinlik, enerji kaybı vardır. Evet. Kronik yorgunluk sendromunda da halsizlik, bitkinlik, enerji kaybı vardır. Ama bir motivasyon farkı vardır. Kronik yorgunluk sendromlu olan hastaların motivasyonu iyidir. Neden hasta olduklarını bilmezler. Doktor dolaşırlar ama bir türlü sorunlarına çare bulunmaz. Oysa ki depresyon hastası zaten isteksizdir, motivasyonu yoktur. Hayattan bıkmıştır, bezmiştir. Belki de zaten böyle bir ruh hali içerisinde olduğunu çok farkında bile değildir. Böyle bir yorgunluğunun, isteksizliğinin olduğunu. Evet, çok umurunda değildir çünkü depresyon yani, hastasının artık hayatı. Yani eşlik eden bir takım, çünkü düşünce bozuklukları da olabilir. Hani suçluluk fikirleri olabilir, değersizlik fikirleri olabilir, ölümle ilgili bir takım düşünceler ya da planları olabilir. Ama kronik yorgunluk sendromlu hastalar durumlarından şikayetçidirler. Yani hani iyi olmak için çabalarlar, fiziksel bir aktivitede bulunmak isterler ama sonrasında çok büyük bir yorgunluk hissederler. 24 saatten daha uzun süreli dinlenme ihtiyacı hissederler. Depresyon hastasında bu kadar ağır bir fiziksel kayıp olmaz. Olmaz, evet, haklısınız. Peki bu kronik yorgunlukta bildiğim kadarıyla ciddi konsantrasyon eksikliği oluyor. Aslında hafızanın çok da iyi çalışmadığı değil mi? Bunun gibi belirtileri de var. Başka buna benzer belirtiler içerir mi bu özellikle hastalık? Özellikle halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon kaybı, unutkanlık beraberinde olabiliyor. Ama burada tabii çok iyi tetkikler yapmak gerekiyor. Yani hani sadece bir kan sayımı yaparak ya da birkaç hormon bakarak sizde hiçbir şey yok demek çok doğru değil. Tabii. Çünkü hani bizim görmediğimiz, bilmediğimiz hani farklı metabolik durumları ilgilendiren durumlar da ortaya çıkabiliyor. Az önce kronik yorgunluğun en sık hani karışabildiği metabolik hastalıklardan kansızlık, anemi üzerinde durduk. Yine tiroid bezi az çalışmaları, vücuttaki insülin reaktif hipoglisemi dediğimiz şeker düşmeleri de sık sık hani konsantrasyon bozukluğundan, günlük halsizlik, yorgunluktan ve işe odaklanamamaya kadar giden boyutta klinik semptomlara neden olabiliyor aslında. Evet. Yok, siz buyurun lütfen. Buyurun, siz devam edin. Özellikle kansızlığı ben burada çok üzerine durmak istiyorum. Çünkü bu gerçekten çok atlanan ve yeteri kadar tedavi edilmeyen bir konu. Ve çoğu zaman insanlar kansızlığı artık... Çok benimsiyor. Çok benim benimsiyor. De mesela öyle bir sıkıntım vardı. Benim de çok sınırdadır kan sayımlarım. Ve zaten hamileliğim boyunca da hep kan takviyesi, işte demir ilaçları aldım falan. Hep bir ayarda tutabilmek adına. Evet, ben de alıştım artık, kabullendim. Hani çok da fazla üstüne gitmiyorum açıkçası. Hani gidip arada sırada kan testi yaptırmıyorum. Ne vaziyetteyim, normale çıktık mı yoksa hala sınırda mıyım diye.
Dediğiniz gibi belki biraz fazla benimsiyoruz. Evet, bunu kesinlikle benimsememek gerekiyor. Kadınlarda çok sık gördüğümüz bir durum, erkeklerde ise çok nadir gördüğümüz Peki, bir durum. Peki kadınlarda bizim periyot olmamızla ilgisi var mı? Şimdi şöyle düşünün. Yani tek sebebi bu mudur? Hayır, tek sebebi bu değil. Kansızlık dediğimiz gibi bir semptom ama toplumda en sık görülen neden kadınların her ay düzenli adet görmesi nedeniyle vücuttan kan kaybı oluyor. Bu nedenle oluyor. Ve çoğu zaman her kadın kendi adetini normal olarak görüyor. Mesela hani 7 gün adet gören kadınlar var. Ben işte genç kızımdan beri 7 gün. Aynen öyle. Veya işte günlük adet yoğunluğu ve miktarını hani kimse birbiriyle değerlendiremiyor. Herkes kendininkini normal zannediyor. Tabii burada adetlerin 3 günden fazla olması, günde 3-4 petten fazla kirletilmesi kansızlık için bir zemin hazırlıyor. Bu demir eksikliğine bağlı kansızlık dediğimiz, toplumda en sık gördüğümüz kansızlığı anlatıyorum evet, şu anda. Demir eksikliğinden bağlı kansızlık. Bu hani diğer kansızlık türleriyle karışmasın. Zaten bir erkekte kansızlık varsa bu çok ciddi araştırılması gereken bir durum. Çünkü erkeklerin vücudunda kansızlık olmaz. Çünkü her ay adet görmezler, vücutlarında bir kesi olmaz. Eğer bir erkekte kansızlık varsa bunun muhakkak ileri araştırmalarının yapılması gerekiyor. Neye işaret ediyor olabilir bu, mesela bu? Bu demir eksikliğine bağlı bir kansızlıksa eğer, mide bağırsak sistemlerindeki bir polip veya kötü bir hastalık bunlardan kaynaklanabilir. Veya kemik iliğindeki bir yetersizlikten kaynaklanabilir. Yani bir erkekte kansızlık varsa hanımı şunu demesin, bende de var zaten sana bir şey olmasın demesin. Hani bir an önce doktora götürmekte fayda var. Bunun altından hani daha komplike hastalıklar çıkabilir. Evet. Ama bizim bayanlarda gördüğümüz kansızlık ve kadınların buna alın yazısı olarak kabullendiği kansızlığı biz istemiyoruz aslında. Bu gerçekten hem algıyı düşürüyor, konsantrasyonu zayıflatıyor, iş yapabilme becerisini götürüyor ve yine gün içerisinde çok fazla halsizlik ve kronik yorgunluğa neden oluyor. Dolayısıyla çoluğu çocuğuyla da pek ilgilenemiyor. Aile içi ilişkilerde hepsi birbirinden etkilenmeye başlıyor. Bizim şimdi bir aramız var. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Rus uydusu Sirius ve TürkSat başta olmak üzere dünyadaki tüm uydularda yer alan adını bildiğiniz bilmediğiniz her türlü içerikteki kanalı kaliteli ve net bir şekilde izlemek istemez misiniz? Bu küçük ve muhteşem özelliklere sahip uydu alıcısıyla uydu yayınlarını kaliteli ve yüksek dinamik renk özellikleriyle izleyeceksiniz. Trident Miniskart uydu alıcınızı şehirde, köyde, evde, iş yerinde, yazlıkta, yaylada keyifle kullanabilirsiniz. Trident Miniskart dijital uydu alıcınızla TürkSat ve Sirius uydu kanalları taranmış ve hazır olarak gelecek. Dijital uydu alıcınızı tüplü, plazma, LCD, LED televizyonlarınızda kullanabilirsiniz. İzleyeceğiniz uyduya yönelmiş uygun çanak kurulumu yaparak dünyadaki tüm uydularda yer alan adını bildiğiniz bilmediğiniz belgesel, haber, sinema, eğlence, spor her türlü içerikteki kanalı artık kaliteli ve net bir şekilde keyfini çıkararak izleyeceksiniz. Muhteşem özelliklere sahip Trident Miniskart dijital uydu alıcısına sadece 39 liraya sahip olmak için hemen ekranın altındaki numarayı arayın, dijital uydu alıcınız kapınıza kadar gelsin. Trident Miniskart dijital uydu alıcınızla TürkSat ve Sirius uydu kanalları taranmış ve hazır olarak gelecek. Kanal taramak, aramak zorunda kalmayacaksınız. Trident Miniskart uydu alıcınızı şehirde, köyde, evde, iş yerinde, yazlıkta, yaylada keyifle kullanabilirsiniz. Hızlı kanal geçişi, elektronik program rehberi, çoklu dil seçeneği, otomatik kanal arama ve hafızaya alma özelliği olan kolay kullanımlı menüye sahip, şebeke arama destekli, yüksek dinamik renk özelliği bulunan, ebeveyn kilit sistemli, bilgisayardan yazılım güncelleyebilme portu bulunan bu muhteşem özelliklere sahip dijital miniskart uydu alıcınızın özellikleri saymakla bitmiyor. Dijital uydu cihazınızı kolayca takıp çalıştıracak TürkSat ve Sirius uydu kanalları taranmış ve hazır olarak gelecek. İzleyeceğiniz uyduya yönelmiş uygun çanak kurulumu yaparak dünyadaki tüm uydularda yer alan adını bildiğiniz bilmediğiniz belgesel, haber, sinema, eğlence, spor her türlü içerikteki kanalı artık kaliteli ve net bir şekilde keyfini çıkararak izleyeceksiniz. TürkSat ve Sirius uydu kanalları taranmış ve hazır olarak gelecek. Trident Miniskart uydu alıcınızı şehirde, köyde, evde, iş yerinde, yazlıkta, yaylada keyifle kullanabilirsiniz. Trident Miniskart dijital uydu alıcınızla
TürkSat ve Sirius uydu kanalları taranmış ve hazır olarak gelecek. Kanal taramak, aramak zorunda kalmayacaksınız. Trident Miniskart uydu aracınızı şehirde, köyde, evde, iş yerinde, yazlıkta, yaylada keyifle kullanabilirsiniz. Hızlı kanal geçişi, elektronik program rehberi, çoklu dil seçeneği, otomatik kanal arama ve hafızaya alma özelliği olan kolay kullanımlı menüye sahip, şebeke arama destekli, yüksek dinamik renk özelliği bulunan, ebeveyn kilit sistemli, bilgisayardan yazılım güncelleyebilme portu bulunan bu muhteşem özelliklere sahip dijital miniskart uydu aracınızın özellikleri saymakla bitmiyor. Dijital uydu cihazınızı kolayca takıp çalıştıracak, TürkSat ve Sirius uydu kanalları taranmış ve hazır olarak gelecek. Trident Miniskart uydu aracınızı şehirde, köyde, evde, iş yerinde, yazlıkta, yaylada keyifle kullanabilirsiniz. Uydu aracınız Trident garantisiyle ve yaygın servis ağıyla en küçük sorunda bile garanti belgesindeki numaraları arayarak destek alabilirsiniz. Hemen ekranın altındaki numarayı arayın. Bu muhteşem özelliklere sahip Trident Miniskart dijital uydu alıcısına 39 liraya sahip olun. Hemen arayın. 0212 705 44 34 0212 705 44 34 Günaydın sevgili izleyenler. Bugün çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Ne kadar zarif. Şuradaki ilacı versene Aysel. Kız Hatice, bunun üstünde gıda yazıyor. Bu annemin kalp ilacı, mavi kutuyu zayıflama hapını ver. Hanımlar merhaba. Kız, Hülya Hanım bize mi diyor? Evet hanımlar, size sesleniyorum. Takviye edici gıdalar adı üstünde. Gıdadır, asla ilaç değildir. Gıda takviyesi zayıflatmaz, hastalıkları tedavi etmez. Gıda takviyesini ilaç olarak gösteren yanıltıcı reklam ve tanıtımlara kanmayın. Türkiye'nin Sağlıklı Yaşam Televizyonu HTV'de reklam ve tanıtımlarınız 40 milyon izleyiciyle buluşuyor. Her reklam verene özel iş ortaklığını esas alan HTV reklam kuşaklarıyla hedef kitlenize ulaşın. Reklam ve tanıtımlarınız konusunda bir adım atın. Şimdi reklam departmanımızı arayın, sizin de reklamınız olsun. HTV, Türkiye'nin Sağlıklı Yaşam Televizyonu. Kronik yorgunluk sendromu kişilerin iş, özel, sosyal ve cinsel hayatlarını nasıl etkiliyor? Kronik yorgunluk hangi metotlarla tedavi ediliyor? Şimdi sağlıklı bir günde. Evet, kronik yorgunluğu konuşuyoruz ama şunu sormak istiyorum. Yorgunluk ne zaman artık kronik hale gelmeye başlıyor? Kronik yorgunluk sendromunda 6 ay kadar bir süre veriliyor. Çocuklarda bu 3 ay olabilir. Ama daha hiper oldukları için mi çocuklar? Niye çocuklar diyor? Daha çabuk belki tanı koymak için bunu düşünmemiştim doğrusu. ama 6 aydan sonra kronik yorgunluk sendromu tanısı konuyor. Ama hani adı yorgunluk olsa da dediğim gibi daha çok orada bir güçsüzlük ve ağrı karakterize. Evet. Bu sendromda. Yani biz bir kişide 6 ay gözlemliyorsak bu yorgunluk halini artık kronikleşti diyebiliriz. Ülkemizde bu kronik yorgunluk sendromunun görülme sıklığı nedir oran olarak, aşağı yukarı bir fikriniz var mı? Ben çok sık olduğunu düşünüyorum. Öyle tam mi? Bununla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Siz biliyor musunuz bilmiyorum ama. Yani çok hani direkt rakam değil ama yani sık, evet, yoğun yani görülen hani 100 bir şey. Bizde pek prevalans çalışmaları yapılmadığı için böyle bir rakam yok sanıyorum. Evet, peki. Şunu merak ediyorum. Kronik yorgunluk mesela en çok şu meslek grubunda görülür diyebilir misiniz? Ya da şu tarzı yaşayan insanlarda öyle ayırt edebiliyor musunuz? Sınıflandırabiliyor musunuz? Şunu söyleyebiliriz. Mesela kapalı ortamlarda yaşayan metropol insanlarında kronik yorgunluk daha sık görülüyor. Evet. Burada aslında mesela D vitamini eksikliği de burada bir problem olabilir. Onu çünkü şimdi ben gün doğmadan insanlar hayata başlıyorlar. Güneşi görmeden servislere biniyorlar ya da özel araçlarına biliyorlar. İşe gidiyorlar.
yapıyorlar. Ve büyük kapalı merkezlerde işe giriyorlar ve hani güneş battıktan sonra işlerinden çıkıp yine araçlarıyla eve dönüyorlar. Güneş bizim vücudumuz ve metabolizmamız için çok önemli. Çünkü D vitamininin en büyük kaynağı güneş. Evet, dediğimiz bazı yiyeceklerle de D vitamini alabiliyoruz ama hani güneş kadar bizi etkileyen başka bir şey yok aslında D vitamini kaynağı. Benim mesela her alışveriş merkezine girdiğimde aklıma gelir. Ya burada çalışan insanların işleri ne kadar zor diye. Çünkü gece saat 10'a kadar o mağazalar açık. İşte sabah 10'da açılıyor mağazalar ama 9 gibi elemanlar orada oluyor ki ön bir hazırlık var, temizlik var. Yani günün 12 saatini, 13 saatini hiç güneş görmeden, temiz hava almadan, yani oksijenle temassız, yani sadece havalandırmadan gelen havayla ömürlerine geçiriyorlar. Ne kadar zor. Evet. Sanki bu grup insanlarda daha sık görülme ihtimali yüksek olan plaza şey, insanlarında da böyle. Şimdi bir bakıyoruz her yerde rezidanslar açılıyor. De camlar açılmıyor hiçbirinde. Camlar açılmıyor ne yazık ki ve gerçekten havayla temasımız çok azaldı. Bu açıdan psikiyatrik hastalıkları da yatkınlık sağlıyor tabii ortamlar. Yani depresyonda özellikle gün ışığı çok önemlidir. Kuzey ülkelerinde gün ışığı eksikliğine bağlı olarak depresyon gelişir. Tabii senin 6 ayı kış olarak geçiriyor insanlar. Ben öyle Finlandiya'ya gitmiştim. İnanamamıştım yani. Ne kabus. Yani insanlar hani geceyle gündüzü ayırt etmek adına işte artık gece şu saatler başlıyor dendiği zaman kalın perdeleri kapatıyorlar falan. Ya böyle bir gerçekten çekilesi bir hayatı ve alkolizme de çok fazla yatkınlık başlıyor depresyonla beraber. İntihar oranları yüksek. Evet, onları da alkol çok tetikliyor. Yine biz çok şanslı insanlarız var. Şahane bir iklimde, harika bir ülkede yaşıyoruz. Dört mevsimi yaşıyoruz. Aynen öyle. Peki biraz daha böyle spesifik hale getirelim istiyorum da kronik yorgunluğu yaşayan insanlar mesela ne yapamazlar? Hangi işlerini yerine getiremezler? Aslına bakarsanız hani günlük bütün yapması gereken işlerin çoğunda zorlanırlar. Yani bir %50 kadar fiziksel aktivite azalması vardır. Hani bu kendi en basit işleri bir duş almak, giyinmek gibi. Saçını tarama, duş alma, giyinme, evet yemek yeme, işte hani hobileri geçiyorum zaten. Spor yapmak, yürüyüş yapmak gibi. Mesleksel olarak da işlevsellik kaybı olur. İşlerini yapamaz olurlar. Bu hastalar mağlubiyet alan hastalardır. Kronik yorgunluk sendromlu hastaların bir mağlubiyeti vardır. Bir sakatlık bırakır çünkü. Bir iş gücü kaybı olur bu insanlarda. Hayat kalitesinde herhalde muazzam negatif yönde etkiliyor diyebiliriz. Peki kronik yorgunlukta diğer ciddi hastalıklara da yol açabiliyor dediniz. Hatta program arasında bir hastanızın durumundan bahsettiniz. İsterseniz o hikayeyi seyircilerimizle de paylaşalım ki ne kadar ciddi yerlere iş gelebilir aslında. Oraya dikkat çekmek adına kimse de boş vermesin bu vaziyeti. İsterseniz bir o hikayeye girebilir miyiz? Evet, bizim geçen yıl takip ettiğimiz bir hastamız vardı. Hafif böyle bir kan sayımında düşüklük var ama hastanın şikayeti hep çok yorgunum, işte elim kolum kalkmıyor, kendimi iyi hissetmiyorum, işte hiç gücüm yok. Ama bu arada çok aktif yaşaması gereken bir hasta bu. Biz de hani baktık çok hani düşük bir kansızlık var. Bu 57 yaşlarında bir hanımefendi ve menopoz sonrası. Ve menopoz sonrasındaki böyle bir düşüklük aslında çok da normal değil. Evet. Çok müphem, ciddi bir kansızlık değil ama müphem de bir kansızlığı var. Dedik ki hani bununla ilgili ileri testler yapalım. O da bana bir şey olmaz, bu kansızlık bende hep var dedi. Geçen sene bunu yaptırmadı. Bu sene tekrar geldi. Doktor hanım, ben kendimi çok kötü hissediyorum, çok yorgunum, işte yataktan kalkamıyorum şeklinde şikayetlerle geldi. Bizde mutlaka endoskopi ve kolonoskopi olması gerektiğini, vücudundan bir yerden bir gizli kanama olduğunu hastaya söyledik. Hasta bu sefer bizi dinledi, gitti kolonoskopisini yaptırdı ve kolonoskopide kanser öncesi bir polip görüldü, prekanseröz ve bu polip çıkarıldı, hasta kür oldu. Eğer bunu atlasaydık, 2 sene sonra gitseydi bu invazif kolon kanserine dönüşebilirdi ve hasta çok kısa sürede hayatını kaybedebilirdi. Allah korusun. Çok ciddi de bir kanser türü yani. Çok ciddi. O nedenle vücudumuzdan gelen sinyalleri önemsememiz lazım aslında. Çünkü biz toplum olarak hani kendi sağlığımızı hep ikinci plana atıyoruz. Ne yazık ki. Ne yazık ki ve hani yorgunluk, kansızlık, ne bileyim işte bende de bu alın yası şeklinde diye düşünmemek gerekiyor. Ben özellikle bir iç hastalıkları uzmanı olarak kronik yorgunlukla ilgili karşılaştığımız gerçekten çok ciddi bir hasta grubu var.
Ve bu hasta grubunda özellikle bu tür testlerin, metabolik testlerin muhakkak çok detaylı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hani bunlar çok detaylı araştırıldıktan sonra ve bir şey bulunamazsa hastanın psikiyatriste mutlaka gitmesi gerekiyor. Ama çoğu zaman bu testler yeteri kadar araştırılmadan hasta direkt psikiyatriste başvuruyor. Psikiyatriste çok ciddi çalışmalara giriliyor. Yani hani bütün ekip olarak iyi bir şekilde hastaya yaklaşmak gerekiyor. Evet, ama önce mutlaka bir iç hastalıkları uzmanına danışmak gerekiyor. İkinci aşamada yapılan testler neticesinde bir şey bulunamazsa. Evet. Peki, mesela hani az önce sadece biz kansızlıktan bahsediyoruz ama diğer metabolik hastalıklar da yorgunluğa neden olabiliyor. Mesela bir tiroid bezlerinin az çalışmasını toplumda çok sık görüyoruz. Çok sık. Çoğu zaman yeterli tedavi de alamıyor aslında bu hastalar. Hani bir bakıyorsunuz, hasta geliyor diyor ki bana 10 yıl önce diyor tiroid bezi az çalışması teşhisi koyuldu diyor. Hashimoto teşhisi koyuldu diyor. 10 yıldır ahacık doktorum bu ilacımı içiyorum diyor hasta. diyorsunuz ki hiç doktora gittiniz mi, testlerinizi tekrarladınız mı? Yok. Şimdi sorun ne? İşte çok halsizim, çok yorgunum, şişiyorum. Sürekli uykum geliyor, yataktan kafamı kaldıramıyorum. Hastanın tiroid testlerine bakıyorsunuz, almış başını gitmiş. Mesela burada birazcık hastanın tedavisini düzgün ayarladığımızda hastanın gözü açılıyor, oh diyor, kendime geldim diyor. Yani metabolik hastalıklar açısından tiroid bezi hastalıkları da kronik yorgunluğun çok sık beraber olduğu hastalıklardan biri. Bu açıdan da hastalara çok dikkatli bakmak gerekiyor. Aslında çok fazla dış etkenlere de açık bir durum olduğu için bu yorgunluk hali işte havayla çok bağlantılı. İşte bazen diyoruz ki işte bugün çok yorgun, lodos bugün hava falan, böyle bir kötü hissediyorum kendimi. Bazen atlanabiliyor da belki böyle bir hastalığa sahip olduğumuz. Siz nasıl bir hastaya teşhis koyabiliyorsunuz? Ne aşamasından sonra senin kronik yorgunluk hastalığın var diyorsunuz? Şimdi hasta bize geliyor. Güzelce bir muayene ediyoruz. Anamnezini alıyoruz. Aile öyküsünü inceliyoruz. Bu ne zaman başladı? Bu çok önemli. Hep var mıydı? Son zamanlarda mı arttı? 2 ay önce mi oldu? 3 ay önce mi oldu? Bunun da zamanı önemli. Mesela 5 yıldır var diyor hasta ve ne zaman doktora gittin? Hiç doktora gitmedim, ilk defa size geliyorum diyor. Mesela bu hasta ayrı. Bir de doktor dolaşan hastalar var. Doktor hanım işte şuna gittim, buna gittim, elinde koca bir klasörle geliyor. Açıyorsunuz testlerin içinde kayboluyorsunuz neredeyse. Ya burada hastaya göre tedavi planlıyoruz aslında. Fizik muayene bulguları bizim için önemli. Mesela tansiyonda yükselmeler, düşmeler, tiroid muayenesi, göz dibinden baktığımız bir kan durumu nasıl, tırnak yatakları, dildeki papillalar, bunların hepsine tek tek bakıyoruz ve hastaya göre gerekli testleri istiyoruz. Türkiye'de bu çok sık yapılan yanlışlardan biri, ben check-up'a girdim diyor hasta, bir bakıyorsunuz hani neredeyse bir erkekte gebelik hormonu bakılıp geliyor check-up'a girmiş hastalarda. Yani hani bu da birazcık suistimal ediliyor diye düşünüyorum. Burada testleri de hastaya göre istemek gerekiyor. Biz üniversiteye ilk başladığımızda hocalarımız bize demişti ki çocuklar, laboratuvar iyi bir uşak, kötü bir efendidir. Laboratuvarın kölesi olmayın. Hastayı önce muayene edin, dinleyin, gerekli testleri isteyin ve ona göre hastanızı tedavi edin diyor. Biz tabii bu testleri yaptıktan sonra herhangi bir şey bulamazsak eğer, bu durumda mutlaka bir psikiyatristle görüşmesi gerektiğini hastamıza refere ediyoruz. Evet. Peki bir de kronik yorgunluğa canlı cenaze sendromu deniyor. Neden öyle bir deyim kullanılıyor? Çok bitkin gözüküyorlar, çok yorgun gözüküyorlar çünkü bu insanlar. Aslında bir süre sonra bu hastalıklara dediğim gibi depresyon eşlik edebiliyor. Bu canlı cenaze deyimi biraz daha doğruluyor sanıyorum. Ayça Hanım az önce direkt psikiyatristlere başvurabiliyorlar bu hastalar dedi ama hani bu bir psikiyatrist için çok iyimser bir tahmin oldu. Genellikle çünkü hani psikiyatrik hastalıklardan korkulur bizim toplumumuzda. En son gidilecek kapıda psikiyatristler. Doğru, ben deli miyim derler. Ne yazık ki o şekilde bakılıyor ki alakası yok. Yani yok, herkesin... O zaman ben de diyorum ben de ayda bir gidiyorum şeklinde. Keşke herkesin gerçekten sürekli bir, en azından birkaç ayda bir danışabileceği bir danışmanı olabilse. Ama yani bu da biraz değişti olsun. Bence son zamanlarda toplumumuzda. Eskiye yani göre eskiye bayağı. Eskiye göre bayağı insanların direnci kırıldı. Mesela ben ilk asistanlığa başladığımda. Biz aradan sonra dinleyelim bu hikayeyi. Gitmemiz lazım oraya. Hayata güzel bakmanın, sağlıklı ve güzel olmanın, genç kalmanın sırlarını Oya Germen HTV'de anlatıyor. Oya Germen soruyor, ünlüler kimseye anlatmadığı güzellik sırlarını HTV'de paylaşıyor. Oya ile Hayata Güzel Bak programı her pazar saat 15'te Türkiye'nin Sağlıklı Yaşam Televizyonu HTV'de. Halsizlik ve kronik yorgunluk arasında nasıl bir ilişki var? Vitamin hapları halsizliğe iyi gelir mi?
Soruların yanıtları ve daha fazlası şimdi Sağlıklı Bir Günde. Evet, gerçekten kronik yorgunluk ne yazık ki enteresan ve çok dikkat edilmesi gereken bir hastalıkmış. Meğerse böyle konuştukça ortaya daha da detayları çıkıyor. Bir şey merak ediyorum. Şimdi sürekli kendisini böyle yorgun hisseden biri en sonunda böyle bir tükenmişlik duygusuna kapılır mı? Yani kendi iç dünyasında başka bir şeyler de yaşamaya başlar herhalde. Anlaşılamadığı için evet. Genellikle böyle olur bu hastalar. Pek çok tetkik yapılır bu insanlara. Kronik yorgunluk sendromu olan hastalar için konuşuyorum. Evet. Ve bir sebep bulunamaz. Hastalığının neye bağlandığı bulunamaz. Ve işte hani en sonunda çare çözüm bulunamayınca sen bir psikiyatriste git denmeye başladıktan sonra insanlar kendilerini de suçlamaya başlarlar. Yani oysa kendi iyi olmak isterler. Depresyonda değillerdir bir kısmı. Ama bir şekilde suçlanıyordur. Yeterince motive değilsin, yeterince işte çalışmıyorsun, yeterince azimli değilsin bu hastalığı yenmek için. Bir süre sonra bu insanlar tükeniyorlar hakikaten. Yeterince kendileri de çaba göstermediklerini düşünmeye başlıyorlar. Çözüm de bulamıyorlar. Bu bir tükenmişlik sendromu da olabilir. Bir depresyon haline de gelebilir. Depresyon burada tabii kritik hale geliyor. Yani hem kronik yorgunluk evet. Tanısının ayırt edilmesi açısından hem de tedavinin olumlu gitmesi açısından çok kritik bir öneme sahip. Dediğim gibi hani yarıya yakınında depresyon gelişiyor bu hastaların. Yanlış tanı olarak depresyon tanısı konabilir. Bunu bir kere en başta ayırt etmek lazım. Evet, o da çok riskli çünkü çok benzer durumlar taşıyan. Öncelikle bunu ayırt etmek lazım. Yani bu hasta depresyon hastası mı değil mi? Eğer depresyonsa zaten tedavisi çok daha farklı seyredecek. Ama kronik yorgunluğu var ve bu hastada bir süre sonra depresyon gelişebilir. O zaman hem sebebe dönük tedavi, kronik yorgunluğa ne sebep oldu son tedavisi, hem de depresyon tedavisi lazım. Başlayalım. Tedavinin başarısı açısından evet. Peki bu tükenmişlik duygusu daha ilerleyen safhalarında psikolojik hatta psikiyatrik hastalıklara sebebiyet doğurabilir mi? Zemin hazırlar mı? Tabii ki yani. Hani, daha ciddi hastalıklara evet, doğru. Evet, en sık görülen şey depresyon dediğim gibi. Hangi hastalıklara yöneltir? Mesela şizofreni falan buna dahil midir? Yok hayır yani hani bu kadar şizofreni hastalarının bazılarında negatif semptomların ön planda olduğu bazı şizofreni hastalıklarında bir amotivasyonel sendrom vardır. Yani hani yerinden kalkmak istemez, insanlarla konuşmak istemez, bir meslek sahibi olmaz gibi bir takım belirtiler vardır. Bunlar kronik yorgunlukla karıştırılabilir. Ama hani kronik yorgunluk şizofreniye neden olmaz. Aralarında herhangi bir nedensellik bağı yok. Sıklıkla gördüğümüz şey dediğim gibi depresyon ortaya çıkarması. Orada siz ne gibi tedavi uyguluyorsunuz? Mesela ilaç kullanımına yöneltiyor musunuz? Bu vakalarda ilaç kullanımı önemli, evet. Yani depresyon terapilere daha zor yanıt veren bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Öncelikle hastanın bir kalkındırılması gerekir. Hı hı. Biraz toparlanması gerekir. Fiziksel olarak biraz enerji artısına ihtiyacı vardır. Hı hı. Çünkü zaten depresyonda da bir enerji kaybı vardır, konsantrasyon sorunu vardır. Dediğinizi anlamaz vereceğiniz, hani gireceğiniz terapiye giremez. Dolayısıyla onu biraz kalkındırıp biraz kendisine getirip ondan sonra psikoterapi yapmak gerekir. Önce altyapıyı sağlamlaştırıyorsunuz. Ön planda bu arada evet, psikotrop ilaçlar, antidepresanlar kullanmak lazım. Zaten kronik yorgunlukta da hani miyajlar varsa, ağrıları varsa bizim ağrı kesici özellikle olan bir takım antidepresanlarımız vardır. Ayça Hanım da belki kullanıyordur onu. Öyle mi? Evet. Kullanıyor musunuz Ayça Hanım onu? Amitriptilinden bahsediyorum. Hani sıklıkla eski kuşak bir antidepresan olmasına rağmen kas ağrılarının giderilmesinde kullanılır bu hastalarda ve hani yüksek dozlarda antidepresan etkisi gösterir. Gerçi artık hani dediğim gibi klasik bir antidepresan ve çok sık yan etki yaptığı için pek tercih edilmiyor ama düşük dozlarda kas ağrılarını kontrol altına almak için kullanılabilecek bir ilaç. Evet. Siz terapileriniz sırasında yöntemin adını, hipnoz yöntemini kullanıyor musunuz? Terapi için değil ama bazen hani zor vakalarda semptom toplamak için hipnoz denenebilir. Benim uzmanlık alanım hipnoz değil ve hani çok sık kullandığım bir şey. Ses tonunuz öyle ki ben biraz sonra uyuyacağım zaten. Kötü anlamda mı söylüyorsunuz? O kadar sakin, dingin,
Hani böyle ben de sanki terapideymişim. Ben biraz sonra anlatmaya başlayacağım problemlerimi gibi hissediyorum kendimi. Ve şöyle gerçekten bir gözümü kapatıp huşu için siz anlatın diye. Uyutmadan ama tabii. Yani dikkatinizi kaybetmeden umarım. Yok, iyi manada söylüyorum. Yanlış anlamayın. Kesinlikle iyi manada söyledim. Peki kronik yorgunluğu olanların nelere dikkat etmesini önerirsiniz? Mesela şimdi, araba kullansınlar mı? Küçük evet. bebekleriyle yürüyüşe çıksınlar mı? Gibi. Burada kronik yorgunluğu olan bir insanın öncelikle yaşam tarzını düzenlemesi gerekir. Yani uyku saatleri çok önemli. Biz özellikle gençlerde, yani 20-25 yaş kuşağında ve yorgunlukla gelen bazı hastalarımız oluyor. Bunlar da gece geç saate kadar bilgisayar başlarında vakit geçirdiğini görüyoruz. Gece 3'te 4'te uyuyorlar, sabah geç uyanıyorlar. Uyku gerçekten çok önemli. Vücudun dinlenmesi çok önemli. Özellikle melatonin dediğimiz bir hormonumuz var bizim. Bu gece 11'den sonra salgılanmaya başlıyor. Ve ışığa çok duyarlı bir hormon. Yani ışıkla birlikte bu hormon salgılanmıyor. Siz çok yanlış değil mi? Televizyonun karşısına uyumak, yatak odalarında evet. televizyonun olması. Kesinlikle. Hijyene son derece aykırı bir şey. Değil mi? Evet. O nedenle hani saat 11'den sonra tamamen karanlık bir odada uyumak, vücudun dinlenmesi açısından gerekli olan bir hormonal tedavi diyeyim ben size. Ve gün ışığıyla birlikte uyanmak. Özellikle gün ışığında sabaha karşı yapılan egzersizlerin, örnek sabah 6.30'da güneşi gördük meditasyon, kendimizi. Meditasyon, yoga gibi. Yok, daha aktif egzersizler, hızlı yürüyüşler mesela. Tempolu yürüyüşlerin özellikle vücutta endorfin denilen iyilik hormonunu arttırdığını biliyoruz. Yani kronik yorgunluğu olanlara güzel bir uyku, sabah güneş ışığıyla uyanma. Eğer güneşi bulurlarsa İstanbul'da kendileri bir doğaya veya güneşi. Bu aralar var güneş ya. Haksızlık etmeyin evet. İstanbul'u bu aralarda. Hani önümüz kış ya, o yüzden söylüyorum. Hani yazın ilkbaharda. Önümüz kış dediniz, aslında kışın orta göbeğindeyiz. Evet. Yani aralığa başladık bile. Ama hafta sonu hava 18-19 dereceyi bulacakmış. Aslında bu da apayrı bir hastalık sebebiyeti doğuruyor. Griplerle beraber yorgunluk da başlıyor. Sonra kronik yorgunlukla karıştı oluyor mu normal? Oluyor tabii. Hmm. Yani küresel ısınma her şeyi etkiliyor aslında. Evet. Bugün hasta bir hastamla onu konuşuyorduk. Yani insan hayatı ne kadar değişti 200 yıl önce göre diyoruz. Her şey ampulün keşfiyle başladı galiba. Aynen. Yani eskiden gün ışığıyla uyanırdık, gün ışığıyla uyurduk. Yani gecenin 8'inde 9'unda çalışmalar, onun da 10.000'de çalışmalar yok, diye bir şey söz konusu bile tabii. değildi. Ama evet, insan bazı şeyleri değiştirdi. Ama hani yaşam süresine baktığımızda bir dahiliye uzmanı olarak... mesela Antik Roma'da insanlar 25 yaşında ölüyorlar. 1800 yıllarda 45 yaşında ölüyorlar. Ama biz 2000'li yıllara geldiğimizde hani 75 yaşa artık orta yaşlı bir grup demeye olarak başladık, görüyoruz. Yani. Ve 85-90'a kadar da insanlar yaşamaya başladı. Evet, teknoloji girdi. Birçok şey eskiye göre çok değişti. Ama şu bir gerçek, insan hayatı da uzadı. Evet, uzadı ama hani ne kadar kaliteli uzadı da... Tartışma meselesi tabii ki, ama ne güzel ki artık en azından 25'li yaşlarımızda ölmüyoruz, yani Antik Roma'da olduğu gibi. Peki bu rahatsızlıkta da diğer bir sürü rahatsızlığın altında çıktığı gibi stres çıkacak mı? Var mıdır etkisi stres faktörünün? Evet, yani hani zaten stres dediğim şey çok geniş bir kavram. Evet, yani nereye, hangi taşı kaldırsak altına stresten çıkıyor. Evet, stres hem insanı yaşama bağlayan bir şeydir, uyarandır. Nefes almamızı, yürümemizi sağlayan, işte çalışmamızı sebep olan bir yaşam olayıdır. Ama uzun süreli maruz kalırsa insan, kötü algılarsa bu stresi, o zaman da hastalıklara zemin hazırlar. Kronik yorgunlukta da böyle, yani hani işte metropollerde yaşayan insanlardan bahsetti Ayça Hanım. Her türlü kötü stres var uzun süreli. Yaşamak zorunda olduğunuz şehir kirli, toz duman, trafik var. İnsanlarla kavga ediyorsunuz. Yeterince iyi maaş alamıyorsunuz. İstediğiniz işi istediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Belli koşullara zorlanıyorsunuz. Eve geliyorsunuz. Evde her kafadan başka bir ses çıkıyor. Gibi, oraya gidelim diyor. Bir yere gitmeyelim. Onu yiyelim, bunu yiyelim. Evet, bunlar hani kötü anlamda stresörler tabii ki. Başlatabilir, alevlendirebilir kronik zaten yorgunluğu. Zaten mevcut olanı. Evet. Peki bu kronik yorgunluk yaşayan insanlarda durumla başa çıkma yetilerinin yitirildiği oluyor mu?
Bu bilişsel bozulmalara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kronik yorgunluk sendromlu hastalarda bilişsel bozulmalar ortaya çıkar diye konuşmuştuk zaten. Hafıza bozuklukları, konsantrasyon bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu da bahsettiğiniz bir yeti eğitimine sebep olur, evet. Evet. Peki Norveçli araştırmacıların bir çalışması kronik yorgunluk sendromu hastalığının bağışıklık sistemindeki bir sapmayla ilgili olduğunu ortaya koyuyor. Bu bağışıklık sapmaları nedir? Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve vücudun hastalıklara karşı daha çabuk yatkın hale gelmesi diyebiliriz. Ve bu aslında belki de son zamanlarda gördüğümüz en büyük en büyük sağlık problemlerinden biri kişinin bağışıklık sisteminin zayıflaması. Ve burada da belki hani yediğimiz içtiğimiz gıdalar burada çok etkili olabiliyor. Çünkü gerçekten yeme şeklimiz de artık değişti. Evet, beslenme uzmanımız gelecek zaten. Evet. Son iki bölümde bizimle birlikte olacağız. Onu kendisine de soracağız. Ne yiyelim, ne içelim, evet, neleri yemeyelim. Yeteri kadar lif almıyoruz mesela. Fast food turu yiyecekleri çok sık tüketiyoruz. Yavrum çok yüksek yiyecekler tüketiyoruz. Hazır yiyecekler tüketiyoruz. Ve bu tür beslenme vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminleri, mineralleri, lifleri, temel gıda gruplarını vücudumuza tam vermiyor. Ve bunların küçük küçük eksiklikleri bizi hastalıklara karşı daha çabuk yatkın hale getirebiliyor. Bu açıdan hani yeme şeklimiz burada çok önemli bir etken, bağışıklık sisteminin zayıflaması. Yine hareket azlığı. Onu soracaktım. Sporun önemi nedir bu hastalıkta? Evet. Şimdi size şunu söyleyeyim. Mesela bir insanın kalbi dakikada kaç atar otururken, dinlenirken? 70 ile 90 arasında bir değer atar. Bu ne demek? Kalbinizin bir dakikada hücrelerinize gönderdiği kandır bu. Yani 70 defa bir hücreye kan gönderir, içini temizler ve tekrar geri alır. Bu şekilde bir döngüsü olur. Şimdi siz bir egzersiz yaptığınızda, hareketinizi arttırdığınızda ne olur? Kalbiniz pıt 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 çalışmaya başlar ve 120'lere, 130'lara, 140'lara çıkar. Bu sefer ne olur? İşte hücreye iki kat daha çok kan gider ve hücre iki kat daha iyi temizlenir. Ve bu da ne yapar? Bizim bağışıklık sistemimizin daha iyi olmasını sağlar. Yani hücrede, hani hücreyi temizliyor da hücrede ne oluyor? Bunu da söyleyelim hemen. Şimdi hücrede birçok organeller vardır ve bu organellerin metabolizması sırasında serbest radikal dediğimiz vücudun atıkları birikir. Bu atıklar da kanla temizlenir aslında. Ve bu serbest radikalleri temizlemek için egzersiz çok önemli. Çünkü hücreye iki kat daha çok kan gönderiyorsunuz. Ve yapılan araştırmalara göre sizin yaptığınız bir 30 dakikalık, 40 dakikalık kardiyo egzersizinin, yani tempolu bir yürüyüşün 48 saat koruyucu etkisi var hücre açısından. Şahane. Ve biz kesinlikle böyle ve normal hayatımıza baktığımızda araçları çok sık kullanıyoruz. Mesela herkes özel arabasına biniyor ya da toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Genelde oturarak çalışıyoruz. O ister istemez birazcık isterseniz araya gittikten sonra bu konuşmaya devam edelim. Çevrenin, belediyenin de çok etkisi var ne yazık ki ona. Aradan sonra sohbetimize devam edelim. Hastanede muayene olurken, ilaç satın alırken yaşadığınız zorlukları, hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgili merak ettiğiniz tüm konuları Türkiye'nin en iyi uzmanlarıyla konuşuyoruz. Türkiye'nin Sağlıklı Yaşam Televizyonu HTV'de. Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da uzun yıllardır bilinen kronik yorgunluk sendromu Türkiye'de de tanınmaya başladı. Peki modern yaşam, hızlı iş temposu kronik yorgunluk üzerinde ne kadar etkili? Her yoğun çalışan kişi kronik yorgunluk sendromuyla karşı karşıya kalabilir mi? Şimdi sağlıklı bir günde. Evet, birazcık da isterseniz psikolojideki ümün sistemindeki eksiklikle olan psikolojik taraftan bakıncaki durumdan siz bize bahsedin. Evet. Lütfen. Kronik yorgunluk sendromu çünkü esasında bir immün yetersizlik sendromudur. Bir takım bulguları vardır. Daha çok 60'larda 70'lerde viral hastalıklardan sonra ilk tespit edilmiş bu vakalar. Bunların laboratuvar bulgularında vücudun bağışıklık sistemine ait lenfosit denen hücrelerin artışı saptanmış. Ve işte bir takım sitokinlerin arttığı görülmüş. Tam bir etiyolojisi olmasa bile bir bağışıklık sistemi hastalığı, bir nöroendokrin bozukluk olduğu biliniyor bu hastalığın. Psikiyatrik hastalıkların bir kısmında da immün yetersizlik görülebilir. Dolayısıyla hani örtüşen yanları var psikiyatrik hastalıklarla bu yorgunluk sendromu arasında. Depresyonda da bir takım sitokinlerin artışı, tümör nekroz faktörünün artışı söz konusudur. Bu da
mutluluk hormonu denilen serotoninin öncül maddesi olan triptofanın yıkımına sebep olur. Dolayısıyla hani bir depresyon gelişebilir. Bu bir teori, depresyon teorisini açıklayan teorilerden bir tanesi ama kronik yorgunlukla örtüşmesi açısından anlamlı bir teori. Çünkü kronik yorgunluk sendromu da bir immün yetmezlik hastalığıdır. Yine ayrımında şu bakılabilir. Kronik yetmezlikte bir kortizol düşüklüğü vardır. Kortizol düşüklüğü, evet. Bir yetersizliktir çünkü immün yetersizlik vardır. Ama depresyonda ise kortizolde artış saptayabilirsiniz kanda ve idrarla. Laboratuvar olarak, hani bu kesin çok spesifik bir laboratuvar bulgusu değil. Ancak yine de yol gösterici olabilir. Yine etiyolojiye atıfta bulunarak gidecek olursak depresyona sebep olabileceği konusunda şunu söyleyebiliriz kronik yorgunluk sendromunun. İmmün yetersizlik sebebi olduğu için kronik yorgunluk sendromu pek çok sistemi tutacaktır. İşte solunum sistemini, kardiyak sistemi ve merkezi sinir sistemini, otonom sinir sistemi bozukluklarına sebep olacaktır. Bizim depresyonda sık gördüğümüz vejetatif bulgular, yani işte uyku iştah değişiklikleri kronik yorgunluk sendromunda da görülür. Ya çok uyurlar, ya az uyurlar, depresyonda da böyledir. Ya çok iştahlıdırlar, ya iştahtan kesilirler, depresyonda da böyledir. Enerji kaybı, yorgunluk vardır. Depresyonda da enerji kaybı ve yorgunluk olur. Bunun ayrımı tabii ki şu şekilde mümkün olabilir. Depresyonda bir takım düşünce bozuklukları eşlik edebilir. Yani kişi kendini değersiz ya da suçlu hissedebilir. Ölümle ilgili bir takım düşünceleri olabilir. Depresyondaki hasta iyileşmeyi çok fazla istemez. Ama kronik yorgunluk sendromundaki hasta iyileşmek ister. Az önce söylediğiniz tükenmişlik sendromunda zaten bu yol açabilir. İyileşmek istediği halde ya doğru tanı alamadığı için ya da tedavisi pek mümkün olmadığı için bu hastalar tedavi olamazlar. Ya da depresyondan bu şekilde ayırt etmek gerekir. Tedavisi mümkün değil midir kronik yorgunluk? Kronik yorgunluk sendromu dediğimiz aslında o sendrom, yani etiyolojisi bilinmeyen bu hastalığın tedavisi benim bildiğim kadarıyla hala mümkün değil. Evet. Yani eğer altında bir sebep bulabiliyorsanız, bir kolajen doku hastalığı bulabiliyorsanız, bir endokrin rahatsızlık bulabiliyorsanız, anemi bulabiliyorsanız onu tedavi edersiniz. Ama sendrom olarak karşınızda duruyorsa daha çok klinik seyrini takip edersiniz. Depresyon eşlik ediyorsa depresyonu tedavi edersiniz ama kronik yorgunluk sendromu dalgalanmalarla seyreden bir rahatsızlıktır. Kimi zaman iyilik gösterir, kimi zaman kötülük gösterir. Egzersiz ve stres bu hastalığı alevlendirir. Bir süre sonra normale dönebilir. Evet, egzersiz hani mi alevlendirir? Egzersiz öneriyoruz bu hastalara. Evet, hem öneriyorsunuz hem alevlendiriyor. Nasıl bu oluyor? Bu egzersizin dozu önemli. Miktarı önemli, evet. Yani mesela küçük miktarlarda artış. Daha çok izometrik denen işte aerobik egzersizler önerilir bu hastalarda. Gelme egzersizleri. Stretching gibi. Evet. Hani uzun koşular, uzun yürüyüşler bu hastalığı daha da yorar. Çünkü dediğim gibi küçük bir fiziksel egzersiz sonrası bile bu insanlar 24 saatten fazla dinlenme ihtiyacı duyarlar. Ay nasıl yaşayabiliyor bu insanlar o zaman? Çok zor bir hayat şekli. Çok üzücü. Yani ben tedavisi mutlaka bir şekil hani vardır diye düşünüyordum açıkçası. Belki bunun hafif ve ağır formları da olabilir. Yani her hastadaki kronik yorgunluk, yani her kişideki kronik yorgunluk hep aynı da seyretmeyebilir. Evet. Kimisi doktor beyin söylediği gibi çok ağır olabilir, hiç kalkmak istemeyebilir. Kimi de gün içindeki hani bazı hareketlerde ya da bazı aktivitelerindeki halsizliğinden ya da yorgunluğundan şikayet edebilir. Peki halsizlikle kronik yorgunluk arasındaki ilişki ne? Yani halsizlik aslında kronik yorgunluğun bir komponentidir. Yani kişinin günlük yapması gereken aktiviteleri yapacak kadar gücünün bulamaması olarak tanımlayabiliriz belki. Ama tabii bu halsizlik ve yorgunluk aslında birçok hastalığın da ortak semptomudur. Evet. Yani bugün işte kolajen doku hastalıklarında, bağ dokusu hastalıklarında, endokrin hastalıklarda, metabolik bozukluklarda birçok şey de ortaya çıkabilir. Ama buna eşlik eden semptomlar da farklıdır. Mesela bir kolajen doku hastalığında eklemlerde ağrı, şişme, kızarıklık ortaya çıkabilir. Veya omurgada bir bozulma olabilir, yüzde döküntü olabilir, ayaklarda döküntü olabilir. Her hastalığın farklı farklı yan komponenti olan başka semptomlar da birlikte olabilir. Ama halsizlik ve yorgunluk birçok hastalığın da ortak semptomudur yani burada. Evet. Birçok şeyi göz önüne tutmak gerekiyor. Bir de bizim sık duyduğumuz bir şey var, bahar yorgunluğu.
Bahar yorgunluğu nasıl bir şey oluyor? Bu da mevsimler arasındaki geçişlerde ortaya çıkabiliyor. İşte sonbaharda, ilkbaharda buna bağlı kişinin duygu durumunun da değişmesiyle birlikte, belki iklimlerin de değişmesiyle birlikte ortaya çıkan bir durum. Bir durum. Peki mesela bahar yorgunluğu yaşıyorsak uyku düzenimizde neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yani tabii burada günler uzalıyor, kısalıyor. İşte bir bakıyorsunuz kışın saat 5'te akşam oluyor, yazın 9'da akşam oluyor. İşte kışın daha erken güne başlıyoruz, yazın belki biraz daha geç başlıyoruz. Güneş ışığının duygu durumuyla gerçekten çok büyük alakası var. Kuzey ülkelerinde işte doktor bey de az önce bahsetti, depresyon ve kronik yorgunluk ve bunalımlar, belki anksiyete daha sık görülüyor. Ama güneş ışığıyla birlikte bu daha azalıyor. Muhtemelen bunun gün ışığıyla olan bağlantısı olabilir veya soğuklukla veya sıcaklıkla olan bir ilişkisi de olabilir. Peki bahar yorgunluğuyla karıştırılan hastalıklar var mı? Aynı semptomları içeren. Belki psikiyatrik rahatsızlıklar açısından. Evet, olabilir. Öyle mi? Mevsimsel, çünkü mevsimsel bir takım psikiyatrik hastalıklar vardır. Nelerdir onlar? Belki hani sizin açınızdan premenstrüel disfori denebilir. Hani döngüsel olması. O her ay olan bir şey ama hani mevsimler arasında psikiyatrik hastalıklar daha sık görülebilir. Yani metabolik olarak şu hastalık şu mevsimde daha çok görülür demek mümkün değil. Bizim açımızdan. Ama duygu durum bozukluklarının mevsimsel döngüyle ilişkileri vardır. Siklotimik bozuklukların. Duygu durum bozukluklarının işte hani bahar aylarında daha coşkulu, daha enerjik hisseder insanlar kendilerini. Evet. Kış aylarında daha yorgun, bitkin, mutsuz. Ama bu iki haftadan uzun sürüyor ve işten güçten alıkoyuyorsa insanlar, o zaman bir hastalıktan bahsetmek gerekiyor. Bu hastalık boyutu tabii ki, ama hani bağlantı açısından duygu durum bozukluklarını ilişkilendirebiliriz mevsimsel döngülerle. Evet, o mevsimsel döngülerde böyle bir yapraklar dökülmeye başladığı zaman hepimizin de ya bugün de çalışmasaydım da şöyle bir kitabımı elime alayım, battaniyenin altına böyle bir girip oturayım. Yani hepimizin zaman zaman böyle bir ruh haline girdiği oluyordur yani, değil mi? Bunlar da artık yani tehlikeli bir durumun işareti değildir herhalde. Süresi burada herhalde daha çok. Süresi efendim? Ve şiddeti burada daha çok. Süresi ve şiddeti tabii. Hani tek günlük yaşanan evet, şeyler. Hani birkaç saat böyle hissedersiniz. İşte kendinizi kötü, üzgün, mutsuz hissedersiniz. Bunlar normal insani duygular. Hepimizin yaşadığı duygular. Ama ne zaman ki bu duygular artık bütün gününüzü almaya başlıyor. Haftalarca sürüyor. Tabii. O zaman bir hastalık düşünmek O zaman lazım. Ziller çalıyor. Bir şey evet. var demek oluyor. Peki... Sizin mesela daha çok hep böyle bir D vitamininden bahsediyoruz işte ve direkt olarak alınmasından, güneşten, kapsül olarak değil de ama kapsül olarak alınmasını önerdiğiniz vitaminler var mı? Şimdi şöyle, bu hastalarda kronik yorgunluğu olup ve daha önce doktora gitmeyen hastalarda ilk gelişlerine bir bakarsınız çantadan böyle kutu kutu vitamin ilaçları çıkar. Burada B12 vitamini eksikliği de aslında kronik yorgunlukla bağlantılı olabilir. Bu aynı zamanda unutkanlık ve konsantrasyon güçlüğü, ellerde ayaklarda yanma gibi durumlarla da ortaya çıkabilir. B12 eksikliğini de aslında artık sıkça görmeye başladık. Bu da daha çok hayvansal yediğimiz yiyeceklerden vücudumuza giren bir vitamindir B12. Bunda iki tür eksikliği var. Bir, kısmi vejetaryenlerde. İki, bu ilacı yer ama midede bu B12'yi bağlayan IF dediğimiz bir madde vardır. Bu yeteri kadar salgılanmıyorsa vücut bunu kullanamayabilir. B12 eksikliğinde de kronik yorgunluğu da yine görebiliyoruz. Ama burada hani bu kapsüllerin yutulması olayı çok doğru değil. Biz bazen bakıyoruz böyle çeşit çeşit kapsüller, rengarenk yok, ginsengler yok, işte bağışıklık sistemi kuvvetlendirici ilaçlar yok, multivitaminler. Bunlarla ilgili çok detaylı araştırmalar yok aslında. Hani şunu bu kadar kullandığınızda bu kadar yaş gençleşirsiniz, bu kadar çok ömrünüz uzar. Bunların çoğu hani... Şöyle söyleyelim, kişi kendini buna inandırdığı için fayda görebilir. Ama... Açıkçası o konuda çok hemfikir değilim sizle. Vitamin konusunu ben de böyle bir yakından araştırdığım, birazdan normal insanlara göre daha iyi bildiğimi düşündüğüm için gerçekten vitaminlerin doğru zamanlarda, doğru şekillerde kullanılırsa çok çok da faydası olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu eksikliği ama... varsa biz kanıta dayalı tıp
diye konuşuruz her zaman. Yani evet. biz hastaya bir şey verirken bunu mutlaka elimizde bir belgeyle belgelemek zorundayız. Ama elimizde bir belge olmadan sen bunu bu kadar kullan, bu birazcık kulaktan doyma olur. İkincisi, bu multivitamin ilaçlarının içerisinde birçok suda çözünen veya da çözünen vitaminler vardır. Mesela suda çözünen vitaminler evet fazla alındığı zaman bir toksik etki yaratmaz ve vücuttan atılabilir. Ama yağda çözünen vitaminler dediğimiz A, D, E, K vitaminlerinin yüksek dozda alınması çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Muhakkak zaten bunları da mutlaka doktor tavsiyesiyle doğru olanları kullanmak gerekiyor. Kafanıza göre gidip raflardan almak değil. Ama seçerken de gerçekten bunların marka marka olanları var. Çok fazla chemical takviyesi olanlar da var. Kimyasal takviyesi gerçekten daha doğal olanları, doğal yöntemlerle, doğal malzemelerle üretilenleri ve çalışanları da var. O yüzden hangisini seçtiğinizle de bence çok alakası var. Ama mutlaka bence de doktor tavsiyesiyle kullanmakta fayda var. Söz verdiğiniz gibi saat 6'da sizi gönderebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum bugün konuğumuz olduğunuz için. Ağzınıza sağlık. Size çok keyifli, bol dinlenceli bir hafta sonu diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Yorgunluğun olumsuz etkileri hafif egzersizler ve dengeli beslenmeyle azaltılabilir. Peki yorgunluğa karşı nasıl beslenmeliyiz? Enerjimizi arttıracak gıdalar neler? Kronik yorgunluk sendromunda beslenmenin önemi şimdi sağlıklı bir günde. Evet, şimdi yeni bir konuğum var. Kendisi beslenme ve diyet uzmanı Sayın Elif Karacanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş Elif Hanım. Bugünkü konumuz yorgunluk. Yani herhalde birazcık ben de etkilendim. Böyle yorgunluğu konuşa konuşa benim de biraz enerjim düştü. Bize enerji yükleyin ne olur. Hadi bakalım. Yorgunluktan bir kurtulalım. Ne yiyelim ne içelim kendimizi daha enerjik ve zinde hissedelim. Aslında iyi beslenelim hep diyoruz ama iyi beslenmek böyle çok sıkıcı bir şey değil. Hani hiç bir şey yeme, hep diyet yap diye düşünmeyin, sıkılmayın istiyoruz. Ama her şeyi yiyin ve bir denge söz konusu olsun. Hani böyle bir sürü denge felsefesi falan bir sürü işaretimiz de var. Ama hani süt, yoğurt, sebze, meyve, et grubu, ekmek grubu ve yağlar, hepsine ihtiyacımız var. Hepsini alın istiyoruz. Ama hani su içmeyi hiç unutmayın. Ve hafif egzersizler. Az önce siz dinledin, doktor bey de söyledi. Hani çok yorulacak, sizin iki gün yatmanıza neden olacak egzersizler istemiyoruz. Hafif, kalbinizi yormasın. 30 dakika hafif tempolu yürümek mesela güneşli bir havada. Hem yeteri kadar D vitamini cildinizin üretmesini sağlayacak. Hem iyi hissedeceksiniz. Ertesi güne bir sürü ağrınız olmayacak. Evet. Önemli. Demin dediniz ki ekmek yiyin, onu yiyin, bunu yiyin. Biz geçenlerde bir tane yine başka bir beslenme uzmanı konuğumuz vardı. Bize dedi ki ekmek aslında zayıflatıcı bir yiyecektir. Öyle midir gerçekten? Öyledir. Genelde herkesin yaptığı ekmeği kaldıralım. Evet. Ya da hastalar der ki hani şu kadar ekmek yiyin deriz. Hayır, hiç yemem ben, niye yiyeyim, yemek zorunda mıyım? Evet, yiyin, çünkü aslında yiyorsunuz. Mesela hani biz bir tane simit yiyoruz mesela. Hiç mi yemediniz bir simit, bitirmediniz mi? Bazen 2-3 bile bitiyor. Aynen öyle. Bir simit aslında 4 dilim ekmeğe eşit ya da 4 kaplan gücünde diye. O işte hani aslında aldığımız bir şey ama farkında değiliz. Biz ekmek yemediğimizi düşünüyoruz. Aslında o gün 4 dilim ekmek yedik. Ekmek... kasların kullandığı bir şey var, glikoz diye, işte bir enerji kaynağı. Hani en kolay ona dönüşecek şey karbonhidratlarda var. Bunun için iyi bir örnek ekmek. Hani özellikle tam tahıllı ekmekler biraz daha vitaminlerden falan zengin, yorgunluğunuzu da alacaktır. Mutlaka tüketmek lazım. Ve şahane valla, son günlerde beslenme uzmanlarımızın dilinden bal damlıyor. Bayılıyorum ben böyle güzel şeyler duymaya. Hatta böyle son zamanlarda aldığımız iyi haberlerden biri de geceleri makarna yiyin dedi bir tane uzmanımız. Çünkü hani proteinli vücudun absorbe etmesi 1,5 saati bulurken karbonhidratı yarım saatte yakabiliyor, sindirebiliyor. Siz de fikir misiniz? Bence hiçbir sakıncası yok. Bir de hani böyle bir inanış var tam tersine. Hani 6'dan sonra hiçbir şey yemeyeyim. Temelde hiçbir dayanağı yok. Hani bilimsel hiçbir dayanağı yok. 24 saat içinde aldığınız toplam kalori önemli. Gecenin bir vaktinde ya da sabahın körü diye ayırmıyoruz.
Ama o geceleri gerçekten akşam yemeğini erken yiyor olmak ve çok abartmadan yiyor olmak bence çok faydası çok görülen faydalı. Bir durum. Yani, çok haklısınız. Tabii ki hiçbir şey yememek değil ama ne bileyim ben yani akşam yemeğini 6'da oturup işte böyle yavaş yemek tabii çok önemli. Ha, evet. Saat 7'de en geç sofrayla vedalaşmak aslında akıllıca bir şey diye düşünüyorum. Sonrasında çünkü bütün geceyi daha rahat geçiriyorsunuz. Arada belki küçük bir porsiyon meyvenizi yiyorsunuz. Haklısınız ama hani gece bir şey yediniz diye ölmeyeceğiz. Acayip kilo almayacağız. Hani gündüz yeseydiniz de alacağınız kilo kadar alacaksınız ya da. Ama şey önemli galiba en son yenilen öğünle yatma saati arasındaki zaman. Evet. Değil mi? Ana öğünden bir iki saat sonra yatın. Hani vücudunuza biraz zaman tanıyın, onu sindirsin, emilsin, dağılsın vücuda vesaire. Çok hani rahat uyuyun, sabah yorgun uyanmayın diye önemli bir şey o. Vallahi. Bazen o kadar böyle yorgun oluyorum ki mesela ben kendimden de düşünüyorum. Ya akşam yemeğini nasıl yediğimi bile bilmiyorum. Ya gidip bir an önce bayılmak istiyorum. Çok yanlış bir hareket ama işte yapacak bu şey yok, hızlı bazen. Hayat şartları içerisinde bazen o hataları yapabiliyoruz. Ama çok sık tekrarlanmaz. Bence de. Değil mi? Çok da korkutucu bir tarafı yok. Aha, biraz belki mide rahatsızlığınız varsa kötü uyanırsınız ya da rahat uyuyamazsınız. Bazen de çok aç yatınca şöyle bir şey oluyor. Ben bütün gece rüyamda yiyecek görüyorum. Bütün gece. Daha çok da ben hiç öyle tatlıcı falan bir tip değilim de çok bayılmam. Pastalar yiyorum, kurabiyelerin peşine düşüyorum. Yani böyle aç yattığımı oradan anlıyorum. Böyle uykumdan uyanıyor. Bir an önce sabah olsa da ben bir kahvaltı etsem diye aklımdan geçmiyor da değil açıkçası. O kötü bir şey aslında. Tabii çok kötü bir şey. O da çok o yanlış. O vakitsizlikten olan bir şey oluyor. Yani tercihle yapılan bir şey değil. Peki enerji veren yiyeceklere bize birkaç örnek verir misiniz? Enerjik hissetmeniz için aslında aynen. Tam ve dengeli beslenmek lazım. Hani herhangi bir formülü yok. İşte şunu hani kaynat, C vitamini bunu daha iç. Ağırlıklı evet. İşte meyveler, sebzeler tüketiyor olmak. İşte mesela muz tüketmektense portakalı tüketiyor olmak daha fazla enerji vermez mi bize? Bence muz da çok enerji veren bir şey. Potasyumu çok zengin ama hani portakal da potasyum ve C vitamininden zengin. Tercihi biraz daha hani ne istiyorsunuz da neyi çok yediniz biraz çeşitlilik sağlayına çevirmek lazım. Hani muzu da çok kötü hiç yemeyin gibi bir hale sokmamak. Tabii, tabii. Ama hani portakal, mandalina ya da elma hani güne dağıtıp tüketmek lazım. Muz da mesela çok fazla prebiyotik dediğimiz lifler içerir. Hani ishal salgınları var mesela. Bu ara hep çocuklara falan muz yiyin diyoruz. Çok da faydalı o da ama... Portakal da çok enerji veriyor, çok C vitamini var içinde. Evet, bazen de tuvalete çıkma zorluğu çeken çocuklarımız da olabiliyor. O zamanlarda muzdan uzak durun diyoruz değil mi? Evet, o zaman çok kayısılar. Armutlar, kayısılar. Evet. Onları şu mevsim zaten kayısı bulmak mümkün değil. Kuru. Biz orada ananasın ve armutun çok faydasını görüyoruz. Biz dinleyen annelere tavsiye ederiz. Kesinlikle çocuklarda armut çok işe yarıyor. Aynen armut ve ananas da orada bayağı bir lif evet. içeren bir meyve olduğu için. Aynen. Peki şöyle bir bilgim var. Ispanak ve kivi suyu kronik yorgunluk için ideal bir içecek olarak tarifleniyor. İkisini birlikte katı meyve sıkacağından sıkıp tüketmek zaman zaman faydalı mıdır? İstiyorsanız yapabilirsiniz ama hani ben hiç denemedim ıspanak suyunu. Hani ben her sabah içiyorum. Ben her sabah içiyorum ama başka şeyler de karıştırıyorum. Bir şeylerle katıldığında. Semizotu, pazı, brokoli, salatalık, yeşil elma, başka ne koyuyorum? Bir de kereviz sapı koyuyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Süper. Bir de limon koyuyorum bir tane. Hepsini birlikte katı meyve sıkacağından çekiyorum. Şahane de bir içecek oluyor. Süper. Tavsiye ederim. Deneyelim. Ispanak ve kivi de bir arada güzel bir karışım. Biraz hani o lezzet katacak kivi ona. Aynen. C vitamini ve potasyumdan çok zengin. Özellikle hani potasyum zengini ıspanak mutlaka yorgunluğa çok iyi gelecektir. Bence sık sık salatalara, yemeklere de kullanılabilir. Evet. Peki size hiç böyle danışanlarınız arasında böyle kronik yorgunluk hastalığı sendromları içeren işte benim böyle sıkıntım var, yorgun hissediyorum çok uzun süreli kendimi diye gelen danışanınız oldu mu? Oluyor evet.
Ne kesinlikle tavsiye ediyorsunuz? Aslında hani biz genelde beslenme günlüğünü istiyoruz. Hı-hı. Hani ne yediğini görmek istiyoruz. O çok işimize yarıyor. Ne çıkıyor ortaya genelde? Ne, aslında neler yanlış hiç ekmek yemeyen insanların ne kadar çok ekmek üzerine beslendiğini görüyoruz. Tek yönlü beslenmek demek ya da günlerinin sıfır kalsiyumla geçtiğini görüyoruz. Kalsiyum aslında enerji metabolizmasında çok önemli. Zayıflamanızı bile engelleyecektir. Kilo vermeye çalışıyorum ama hiç işe yaramıyor yaptıklarım diyorlar. Ama evet, sıfır kalsiyumla beslenince olmayacaktır. Ve yine hani biraz daha vitamin, mineral açısından da bize enerji verecek. O yüzden süt, yoğurdu ekleyince hemen daha iyi hissediyorsunuz. Ya da işte meyve, sebze tüketiminize biraz baktığımızda genelde hep dışarıda yiyip et ve ekmek grubu tüketmiş oluyoruz. İşte fast foodçularda hamburger, köfte yiyoruz ya da aynen, ekmek arası döner. Kaç çeşit vitamin, mineral alabilirsiniz? Dolayısıyla çok normal, biraz daha ufacık bir çabayla düzeltebiliyoruz. Evet, çocuk hastalarınız, hasta demek doğru değil, çocuk danışanlarınız oluyor mu? Oluyor, evet. Onlara neler tavsiye ediyorsunuz? Onlar da aslında biraz daha hani yüksek kalori zaten besleniyorlar. Çünkü metabolizmaları bize göre çok daha iyi. Sadece ufak tefek alışkanlıkları değiştirebilmek, işte sevdiği bir sebzeyi yanına öbür sebzeden de katıp işte iki kaşık daha eklesek tadına baksak şeklinde ya da sütü sevdirmek, yoğurdu sevdirmek şeklinde ufak ufak adımlarla başarılı olabiliyoruz. Bunu başarıyorsanız ne âlâ. Aradan sonra bu başarınızın sırlarını soracağım size. Hadi bakalım. Az sonra birlikteyiz. Hanımlar, beyler, mutfağımızda her gün kullandığımız çelik tencerelerimiz ne kadar sağlıklı? Tencerelerimiz gerçekten çelik mi? Yoksa demir mi? Çelikse gerçekten kaliteli çelik mi? Bu soruları işten anlamayanların cevaplaması çok zor olacaktır. Alacağımız çelik tencerenin 304 kalite, paslanmaz, oksitlenmez, lekelenmez olmasına dikkat edin. Eğer 304 kalite değil de kalitesiz tencere alırsanız kısa zamanda paslanacak, oksitlenecek, pişirdiğiniz yemekler sağlıksız olacak. Evinizdeki tencerelerin gerçek paslanmaz çelik olup olmadığını mıknatıs yardımıyla siz de test edin. Gerçek paslanmaz çelik tencereler 304 kalite çelikten imal edilir ve bu tencerelere mıknatıs tuttuğunuzda çok az bir çekim hissedersiniz. Kalitesiz, paslanan, kararan, renk değiştiren çelik görünümlü tencerelerde ise mıknatısın çok uzaktan bile yüksek çekim kuvvetiyle tencereye yapıştığını, kuvvetli bir şekilde tutup bırakmadığını göreceksiniz. Böyle tencereleri tercih etmeyin. Yüksek kaliteli 18-10 krom nikel 304 kalite paslanmaz çelik Bestinox tencere setimizin 3 katlı kapsül tabanı 1600 tonluk presle çakılmaktadır. Tabanı düşme, bırakma yapmaz. Kulpları dayanıklı olması için puntolama tekniğiyle tutturulmuştur. Piyasada paslanan, nikel boyalı, çelik görünümlü demir tencereler satılmaktadır. Onlara itibar edip sağlığınızı tehlikeye atmayın. Paranızı sokağa saçmayın. Alacağınız çelik tencerenin 304 kalite, paslanmaz, oksitlenmez, lekelenmez olmasına dikkat edin. Ucuz diye mutfağınızı paslanan, sağlıksız, nikel boyalı, çelik görünümlü tencerelerle doldurmayın. Paslanmaz çelik gövdesiyle, onu tamamlayan ergonomik saplarıyla, bombeli buharı tahliye eden delikli cam kapağıyla, ısıyı uzun süre tencerenin içine hapseden 3 katlı enerji kapsül tabanıyla, pişirme sırasında yemeklerin vitamin ve mineral değerlerinin kaybolmasını engelleyen yağmurlama sistemli cam kapağıyla pratik kullanım için tasarlanmıştır. Hemen ekranın altındaki numaradan arayın. 250 liraya alabileceğiniz 10 parça yüksek kaliteli 18-10 krom nikel 304 kalite paslanmaz çelik Bestinox tencere setimize sadece 89 lira 90 kuruşa sahip olun. İsterseniz cam kapaklı setimizi, isterseniz çelik kapaklı setimizi tercih edebilirsiniz. Hemen arayın 0212 705 44 34 0212 705 44 34.
Türkiye'nin Sağlıklı Yaşam Televizyonu HTV'de reklam ve tanıtımlarınız 40 milyon izleyiciyle buluşuyor. Her reklam verene özel iş ortaklığını esas alan HTV reklam kuşaklarıyla hedef kitlenize ulaşın. Reklam ve tanıtımlarınız konusunda bir adım atın. Şimdi reklam departmanımızı arayın, sizin de reklamınız olsun. HTV, Türkiye'nin Sağlıklı Yaşam Televizyonu. Enerji içecekleri yorgunluk hissini azaltır mı? Hangi yiyecekler yorgunluk hissini arttırır? Şimdi sağlıklı bir günde. Cidden yorgunluk hissini arttıran yiyecekler var mı? Eksik besleniyorsanız, hep karbonhidrata yönelik besleniyorsanız mutlaka yorgunluk hissiniz artacak. Vücudunuz aslında hani proteinlere de ihtiyacı var. Hani hiç et yememek ya da hiç süt, yoğurt tüketmemek proteinden eksik beslenmek demek. Dolayısıyla hani kas kaybedeceksiniz, yine aslında hep karbonhidrata dayalı tek yönlü beslendiğiniz için mutlaka yorgun hissedeceksiniz. O zaman sırf protein diyeti içeren bir takım diyetler var mesela, onlarda da yorgunluk hissi. Yorgunluk hissi, evet, onlarda da var mi? Hani. Zaten bu diyetlerin hiçbirini hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Lütfen hiç denemeyin bile diyoruz. Tam ve dengeli beslenin, hiç şaşmayın istiyoruz. Aynen. Peki sürekli yorgunluk durumlarında insanların içeceklerine de önem göstermeleri gerekiyor mu? Mesela şöyle bir inanış vardır. Aynı şeyi bazen ben de yapıyorum. Böyle çok yorgun olup da gözümün açılmadığı zamanlarda dur bir kafein alayım diyorum. Bir kahve içiyorum, bir fincan. Bu doğru bir hareket midir? Doğru, çünkü uyarıcı etkileri var ama hani kısa süreyle, hani biraz daha konsantrasyonu sağlayacak. Abartılı miktarda kafein almak, hani 2-3 fincanı geçmek gün içinde aslında hani biraz daha kemikler için zararlı, fazla kafein almak tansiyonumuzu artıracak vesaire. Hani doz önemli orada da. Evet, sonra uyanalım derken başka şeyleri de tansiyonumuzu sıkıntıya sokmayalım. Peki başka neler içmemizi önerirsiniz bize? Bence aslında bol su için istiyorum. Hani çay, kahve hani önemli, hiç tüketmeyin gibi bir şey yanlış aslında. Hani siyah çay antioksidandan zengin bir şey. Yapılan birçok çalışma diyor ki mesela Türk insanı hani siyah çay içmese hiç antioksidan almayacak aslında. Faydalı şeyler var flavonoid dediğimiz içinde ama bazen o kadar abartılı içiyoruz ki çayı, siyah çayı da 5-6 bardakta tutun istiyorum o yüzden. Evet. Hep onu söylüyoruz. Yeşil çay faydalı, çok antioksidan içeriyor. Günde 1-2... Ama onu da çok sık içmemek, de yatmadan önce içmemek gerekiyor değil mi? O da çok uyaran bir içecek olduğu için uyku kaçırmak. Aynen öyle. Var. Onda da günde 1-2 fincanda durmak lazım. Mesela kalp hastaları, bir de komadin gibi bir ilaçlar alıyorsa, kan sulandırıcı, biraz daha etkisini artırdığı için çok istediğim, sürekli içmeyin. Hani 1-2 bardakta tutun diye üstüne basa basa söylüyoruz. Belki ada çayı, melisa çayı hani dinlendirecek. Papatyalar. Aynen öyle, dinlendirecek. O yüzden hani yine birkaç bardak, birkaç fincan bitki çayı içmekte hiçbir sakınca yok. Peki benim mesela elimde şöyle bir bilgi var. Kendisini yorgun hisseden çocuklara zeytin yedirin diyor. Böyle bir şey doğru mudur? Zeytin kronik yorgunluğa da iyi gelirmiş. Zeytin çok faydalı. Zeytinyağı, omega 9 gibi yağ asitleri içerecek. Evet. Eminim yani işe yarayacaktır ona. Ama hani tek zeytin değil de yine dengeli beslenin, o arada zeytin de yesin çocuklar. Evet, mesela şöyle bir bilgi de var, işte uzun yaz tatilinden çıktıktan sonra çocuğunuz işte kendini yorgun hissettiğini fark ederseniz onu hemen okula göndermeyin, birkaç gün dinlendirin diyorlar. Sizin de küçük bir çocuğunuz var, kız mı erkek mi? Erkek. Erkek, Allah bağışlasın. Onun beslenmesinde nelere özen gösteriyorsunuz? Açıkçası itiraf edeyim, hiçbir şey yapamıyoruz çünkü hani hep inatlaşıyor ve hiçbir şey yemiyor. Biraz daha hani pedagog ya da psikolog arkadaşlardan dinlediğimiz hani yoluna bırak, hiç inatlaşma şeklinde söylediklerini dinliyoruz. Ama hani süt, yoğurt tüketimi önemli, meyve, Allah'tan hani bir meyve seviyor, meyve tüketimi önemli, ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Hani yumurta yesin istiyoruz mesela protein kaynağı açısından. Ya da işte et, köfte, tavuk bir parça yerse çok şükür yedi diyoruz. biraz daha şimdi o seçiyor. Bizimle inatlaşıyor belki, kişilik gelişim vesaire, evet, diye. Çocuklar biraz öyleler ve gerçekten bu sebze yedirme işinde biraz sıkıntı çekiyoruz. Ben en pratik şekilde onu şöyle hallediyorum. Evdeki bütün
sebzeleri kaynatıp sonra da blenderdan geçirip bir sebze çorbası yapıyorum. Tercihan da içine ızgarada pişirdiğim tavuğu parçalı bir de buharda pişirdiğim onu da koyuyorum. Her şeyi güzel karıştırıp. Böyle bir aynen balık çorbası kıvamında bari meyveleri tek tek sebzeleri tek tek gördüğü zaman çünkü işte brokoliyi ayırıyor karnabaharı ayırıyor. Ama sizi model alır. O yüzden hani siz elinize havuç alır ya da kıvırcık ya da maydanoz alır. Yerseniz o da yemeye başlar. Ama sen ye dediğinizde hayır yemeyeceğim diyebilir. Evet bu söylediğiniz doğru ama ben de her şeyi yiyen bir anneyim. Ama galiba birazcık yemek saatlerimiz çakışıyor. Evet gösterme, özendirme. Öğlenleri o okulunda çok yiyor. Çok lezzetliymiş demek. Aynen öyle. Peki bir de bizim böyle çok yorgun olduğumuz zamanlarda başvurduğumuz bir yiyecek daha var. İçecek daha var kahveler dışında. Enerji içecekleri var bu hazır ambalajlarda, kutularda satılan. Onların yorgunluk üzerinde gerçekten bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Onların tüketimiyle ilgili ne söylemek istersiniz? Aslında enerji içecekleri de hani çok fazla tüketilmemeli bana sorarsanız. Hani biraz daha fazla kafein içeriyor, fazla uyarıcı etkileri var. Tansiyon ve kalp hastalıklarında biraz daha çekinerek bakıyoruz. Ama hani günde bir bardak gibi tüketiyorsanız hani ve bir rahatsızlığınız yoksa hani o ölçüde tutmak lazım. Ki günde bir bardak bile baktığınız zaman evet, bir haftaya vurduğunuz zaman yüksek kalori de çok bir miktar gibi geliyor. Evet. Yan etkileri var mıdır bu içeceklerin biliyor musunuz? Biraz daha tansiyonu tetikleyecektir yine kemik kaybına, kemikten kalsiyum çekilimine neden olacak. Uykusuzluk ve ertesi günlerde de yorgunluğa neden olacaktır mutlaka. Hı hı. Evet. Peki egzersiz için neler söyleyeceksiniz? Bu sizin artık mesleğinizle yani beslenme uzmanıyla diyet ve egzersizi ayrı ayrı tutmak söz konusu değil. Tabii ki mutlaka ikisi bir arada hayata geçirilebiliyorsa ikisinin de faydası görülebiliyor. Siz ne sıklıkta hangi sporların yapılmasını tavsiye ediyorsunuz yaş gruplarına göre? Bence çocuklar için sizin özendirmeniz, sizin yapıyor olmanız tabii çok önemli. Hani belki işte çocuk yaşta yüzmeye başlaması, baleyle uğraşması vesaire biraz daha yaşam tarzına yetişkin haldeyken geçmesi sporun daha kolay olacak. Pat diye hani biz büyüdük ve işte birileri spor